Evet. Arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Bugün 13 Ekim Cuma sabahı. Bu videoyu da bugün koyacağım zaten. Önemli konulardan bahsedeceğim. Bu sporda kalp zorlamalarından dolayı ölümler neden oluyor? Ve bunu insanlar bile bile kendine nasıl yapıyor? Ve bu konularla alakalı da nasıl tedbir alırsınız, dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Gerçekten önemli konular. Ben 44 yaşındayım ve yaşadığım birçok tecrübe var bu konuyla alakalı. Baktığında 22 yaşında çocuk da sahanın ortasında bir profesyonel futbolcu da vefat edebiliyor, ölebiliyor. Ya da benim halam 80 yaşında günde 3 paket sigara içiyor ve hala yaşıyor hayatta. Tabii ki bu hani içen de ölüyor, içmeyen de ölüyor, yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor mantığı kesinlikle doğru mantık değil. Çünkü yapılan bilimsel araştırmalarda Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kanserden, çeşitli organ rahatsızlıklarından, akciğer kanserinden, işte organ kanserleri, kalp damar tıkanıklıkları, şunlar bunlar, şeker, alkol ve sigaradan olduğu kanıtlanmış. Dolayısıyla zaten sevgili arkadaşlar, devamlı şeker tüketen, alkol tüketen, sigara tüketen birisinin yaşam standartlarıyla, yaşam refahıyla, tüketmeyen birisinin, egzersizini yapan, sağlıklı yapan birisinin yaşam standartı, yaşam refahı çok farklıdır. Daha huzurlu, daha sağlıklı, daha mutlu yaşayarak vefat eder. Kısa ya da uzun. Bu eceldir. Rabbimiz bilir, alın yazımızdır. Onu bilmem ama sağlıklı yaşayarak, hakkı rahmetimize kavuşmamız, ölmemiz her zaman tabii ki daha iyi. Sağlıksız bir şekilde sürünerek, organ rahatsızlıklarıyla işte devamlı kanser olarak, kemoterapi görerek ya da karaciğerimizi, akciğerimizi, pankreasımızı, böbreğimizi, kalbimizi mahvederek, bunun yaşattığı sağlık sorunlarıyla yaşayarak yaşamak çok daha zor. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben yine sabah kardiyomu yapacağım, sonra derslerime başlayacağım. Kahvemi içiyorum, Türk kahvesi ve işte karnı burnumu içip kardiyomu başlayayım. Onun öncesinde de 10 dakika sohbet muhabbet edelim dedim size. Şimdi sevgili dostlarım, sosyal medyadan bahsedeceğim. Daha sonra emboli ve anevrezma nedir? Onları açıklayacağım. Bu damar tıkanıklığı ile alakalı olaylar. Onları açıklayacağım sevgili dostlar. Birazcık sizin için detayına ineceğim. Şimdi sosyal medyada öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Görüyoruz işte Türk vücut geliştirmeciler ya da yabancı vücut geliştirmeciler bir anda çok kilolar alıyorlar. Yani 100 kilo, 110 kilo bir adam 3 ay içinde 150 kilolara çıkıyor. Devamlı büyümek için günde 1,5-2 kilo pirinç yiyen, acıkmadan yiyen, devamlı yemeye çalışan ya da antrenmanlarda bu halde kendini zorluyor. Kardiyo yapıyor, işte iniyor, antrenman yapıyor, ağırlık antrenmanı yapıyor, yiyor. Bir saat geçiyor, gene yemeye çalışıyor. Karnı tok, gene yemeye çalışıyor. Büyümek istiyor, büyümek istiyor, büyümek istiyor falan falan falan. Şimdi sevgili dostlar, benim izliyorum, gözlemliyorum. Bu arkadaşlar, bu çocuklar tişörtlerini zor çıkartıyorlar. Tişörtlerini çıkartırken bile nefes nefese kalıyorlar. Çünkü neden biliyor musunuz? O kütleyi kalp kaldırmıyor. Şimdi kalbin belli bir kapasitesi var. Yani kalp belli bir yere kadar sizi taşıyabilir. Şimdi siz normal bir insanken 3 ayda, 5 ayda yani anormal bir insana dönüştüğünüz zaman ama o kalp aynı. Yani o kalp aynı yükü taşıyor, taşımak istiyor. Siz şimdi ekstra kilolarla, ekstra kilolarla, ekstra kilolarla o kalbi mahvediyorsunuz, zorluyorsunuz. Dikkat ediyorum ya da siz de dikkat edin. 3-4 basamak çıkınca nefes nefese kalmalar, normal tempolu yürürken hırıl hırıl sesler gelmeler. Ondan sonra ağırlık antrenmanlarında tekrar nabzını düşürmek için çok uzun zaman beklemeler. O yüzden çok yüksek nabızlı, kardiyovasküler, HIIT antrenmanlar yapamamalar. Ağırlaşıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü neden? O kilo bir de antrenman esnasında kalbe ekstra yük bindirdiği için kalp artık çok yoruluyor. Çok yoruluyor, çok yoruluyor. Şu anda evet gençler, sıkıntı yok.
Bunu telüre edebilirler. Ama ilerleyen yaşlarda çok büyük sonuçlar doğurabilir. Çok dikkat etmek lazım. O yüzden sosyal medyadaki bu arkadaşları kesinlikle örnek almayın. Bunlar profesyonel arkadaşlar, profesyonel vücut geliştirme sporcuları. Her riski almışlar bu yolda. Hedefleri büyük. O yüzden büyümek için çok acele etmeyin. Gelişmek için çok acele etmeyin. Asla ve asla acıkmadan yemek yemeyin. Kendi standartlarınıza göre antrenmanınızı, yemeğinizi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü çok sağlıksız. Yani kalbe çok yük biniyor. Bunun sonucunda kalbe çok yük bindiği için neler meydana gelebilir? Ben ondan biraz bahsedeyim. Zaten ölümler de gerçekleşiyor bu yüzden. İlk etapta arkadaşlar anevrezma diye bir olay var. Yani damarların artık işlevini yerine getirememesi, tıkanmasından dolayı kalbe çok yüksek basınç biner. Kalbe çok yüksek basınç bindiği için, çünkü kalp damar tıkanıklığı oluyor, bindiği için bu beyne yüksek tansiyon olarak yansır. Şimdi yüksek tansiyon olunca ne oluyor arkadaşlar? Kalp çok hızlı, yüksek tansiyon beyne vuruyor. Beyin damarlarında bir şişme meydana geliyor. Buna anevrezma deniyor arkadaşlar. Ve patlıyor, artık dayanamıyor, patlıyor. Anevrezmadan ötürü beyin kanaması, beyin kanamasından ötürü de ölümler meydana geliyor. O yüzden arkadaşlar bu işle oyun oynanmaz. Hayatınızda da riski atmanıza değmez. Akciğer embolisi, işte damarda emboli, şudur budur falan. Hep bu çok aşırı yemek yemekten, çok yüksek oranda kolesterol almaktan, çok yüksek oranda farmakolojiden, damar tıkanıklıkları, akciğerde, karaciğerde birçok problemler, böbreklerin iflas noktasına gelmesi, şudur budur, bunlar çok sağlıksız olaylar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ben görüyorum ve üzülüyorum. Ben 44 yaşındayım, hala çık 10 kilometre koşta koşayım. İn aşağıya 30 dakika boyunca hiç durmadan high intensity interval training yap, yani HIIT antrenman yap da yapayım. 1,5 saat ağırlık antrenmanı yap de, 1 saat 1,5 saat bacak antrenmanı yap de, çok kısa aralıklarla yapayım. Çıkayım, voleybol oynayayım, futbol oynayayım, koşayım, edeyim falan. Her şeyi şu anda yapabilecek pozisyondayım. Hani Survivor'a gideyim, performansım herkesten iyi olacağına ben inanıyorum. Geçen Survivor'da da zaten 500 bin kişi katılım vardı. 9 eleme geçtik. Son 8 kişiye kaldım. 6 kişiyi aldılar. 2 kişi baka kaldık. Yani oraya, o raddeye kadar gittim. Çoğu benim yarı yarışımdaydı zaten. Seçmelerdekilerinde. Neyse, o önemli değil. Benim size buradan tavsiyem arkadaşlar, bir şeyi yaparken her zaman sağlığınızı da düşünün lütfen. Yani bir anda büyümenin, bir anda gelişmenin geri dönüşünde çok büyük bedeller ödeyebilirsiniz. Sakın ha sakın özenmeyin, hayatınızla oynamayın. Bana mesajlar geliyor. Hocam benim oğlum 18 yaşında diyor. Mesela belinden iğne vurulmaya başlamış diyor. İşte alkolden, sigaradan kurtulsun diye ben spora başladım diyor. Orada da hocası diyor belinden iğne yapıyormuş diyor. Şimdi belden iğne ilk defa duyuyorum. Bu nedir yani? Belden iğne nasıl yapılır? Hamilelerde işte uyuşturmak için belden bir iğne girer. Onun şimdi ismini hatırlamıyorum. Hani epidural miydi? Epidural. Epidural yapılır belden ki işte belden aşağısını hissetmesin, ağrı hissetmeden doğum yapsın diye. Yani bu kadar bir cahillik var ortada. Ne sosyal medyadakilere özenin, ne gördüğünüz sizi yanlış yönlere çeken insanlara özenin. Çok dikkat edin, hayatınızı riske atmayın.
Kalp çok önemli bir organ arkadaşlar. Yani o kalbi yormamanız gerekiyor. Şimdi benim mesela kendim dinlenik nabzım 44 ila 55 arasında. Doktora gittiğim zaman ben de maratoncu kalbi var dediler. Ben mesela çok performanslı antrenmanlar yapsam bile kalbimi çok yüksek nabızlara kalbim çıkmıyor. O yüzden uzun süreli antrenman yapabiliyorum ve setler arasında da 30 saniye içinde kalbim gene yüzün altına çabucak düşüyor. Tekrar çok çabuk toparlanıyorum ve devam edebiliyorum. İşte buna da kondisyon deniyor. Kardiyovasküler kapasite deniyor arkadaşlar. Bunu yakalamak çok önemli. Bunu ben bu yaşta hala devam ettiriyorum. Zaten sağlıklı ve saatli olmasam bu yaşa kadar her gün antrenman yapıyorum. Saatlerce ayakta ders veriyorum. Her zaman karşınıza enerjik çıkıyorum. Böyle olmam mümkün olmazdı. Demek ki bu işi sağlıklı, saatli, tam anlamıyla, adabıyla, efkaniyle yapıyorum ki tecrübelerimden yola çıkarak da size bir sürü bilgiler veriyorum. O yüzden çok gaza gelmeyelim. Lütfen yavaş gidelim, sağlıklı gidelim, belirli bir standartlarda gidelim. Önce sağlık arkadaşlar. Siz daha 40'ı göreceksiniz, 50'yi göreceksiniz. Çoluğunuz, çocuğunuz olacak, torunlarınız olacak. Onlarla birlikte sağlıklı, saatli bir yaşam sürmek istiyorsanız lütfen sosyal medyada gördüğünüz kişilere özenmeyin. Bir anda arkadaşlar 30 kilo, 40 kilo almak 3-5 ayda işte yani devamlı böyle yemek yiyor, yemek yerken yoruluyor adam ya. Hani anlatabiliyor muyum? Yemek yerken bile nefes nefese kalıyor. Bir şey konuşurken bile böyle tıkanıyor falan yani. Hani kardiyo yaparken bile 3-4 kilometre hızda yavaş yavaş aheste aheste kardiyo yapıyorlar. Bunlar gerçekten de çok büyük insanlar oldukları için 150-160 kilolarda insanlar falan oldukları için kalplerine çok yük biniyor sevgili arkadaşlar. Yani Allah korusun çok büyük risk. Ondan sonra bir de işte devamlı işte 100 tane ıslak hamburger challenge'ı, yok efendim 100 tane sosisli challenge'ı, yok efendim 2,5 metre 100 tane orta boy pizza yeme challenge'ı. Adam obez olmuş, bu challenge'a katılıyor, oradan bir tane sosyal medya fenomeni. Neden sizce? İlgi çekmek için, ilgi toplamak için. Yani obez olmuşsun artık, memelerin göbeğine inmiş, oturduğun koltukta böyle böyle bir kıçın var affedersin. Neyin peşindesin? Yani hala ağzına pizza tıkıştırmaya çalışıyorsun. Bunlar güzel görüntüler mi yani sizce? Bence iğrenç görüntüler yani hani. Obez olmuşsun, kalbini zorluyorsun, nefes nefese kalmışsın, tıkanmışsın. Öbürü 170-180 kilo olmuş. İşte sonra sizler de aynısını yapıyorsunuz. Ya bunlar bana hiç sağlıklı gelmiyor açıkçası. Ben buradan sadece bir abi nasihati, hoca nasihati, çok dikkatli olun. Arkadaşlar, sağlıklı bu işte sağlıklı sistem protokolü bellidir. Öğününü, sabah öğününü işte kardiyo yaparsın, sabah öğününü belli bir miktarda yersin kapasitene göre. İşte kaç gram karbonhidrat alman gerekiyorsa, kaç gram protein alman gerekiyorsa, yumurtanı, etini, yulafını, işte sebzeni ona göre ayarlarsın. Günde 3 öğün beslenirsin. Ara öğünlerin olur. Yani sağlıklı budur. Egzersizini, ağırlık antrenmanını yapabilirsin kapasitene göre. Yani bu ne arkadaşlar? Yani hani anlatabiliyor muyum? Yani adamlar antrenman arasında pirinç yüklüyorlar. 3-5 şase gainer içiyorlar. İşte daha büyüyeyim, daha büyüyeyim. Kalp ne olacak abi? Damarlar ne olacak abi? Organlar ne olacak abi? Hadi onlar bir hayatında risk almış ama siz onlar değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Siz onların yaptığını yaparsanız çok büyük sağlık sıkıntılarıyla karşılaşırsınız. Ben bunu söylemek istiyorum. O arkadaşların hedefi yolu apayrı. Hani onların belki yapması gerekiyor. Okey ama sizin aynı şekilde örnek alarak yaparsanız sağlık sıkıntıları yaşarsınız arkadaşlar. Her zaman sosyal medyada kamera karşısında görüldüğü gibi hahara, hihiri, hohora, momora değiller. Onun arka planında ne kadar sağlık sıkıntıları yaşıyorlar belki. Yani hayatlarını nasıl idame ediyorlar? Yani anlatabiliyor muyum yani hani normal bir
insan, normal bir yapı görmüyorsunuz karşınızda çünkü. O yüzden çok dikkat edin arkadaşlar. En önemlisi, en başta gelen sağlık. Sağlıklı beslenin, kararında yemek yiyin, kararında antrenman yapın, kararında kardiyonuzu yapın ve acele etmeyin ki uzun yıllar yapabilin. Önemli olan da bu. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.